Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzaktan eğitimle sizinle ikinci dönem full tekrar kısmından başlayacağız ve ikinci dönemi tamamıyla bitireceğiz bu dersimizde sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım kitaplarımızdan da biz bugün neler göreceğiz genel tekrar kısmında ondan da biraz bahsedelim. Hemen Dinamo soru bankası kitabımızı açıyoruz. Elinde olanlar da benimle birlikte açsın. Bizim buradaki tekrar kısmımız ikinci dönemimizde bitkilerden başlıyor sevgili arkadaşlar. Yani sayfa 87. Daha sonra nüfus beşeri sistemler, Türkiye'de nüfus, göç Ekonomik faaliyetler, küresel ortam, bölgeler ve ülkeler. Burada boğazlar, kanallar, demir yolu, hava yolu, kara ulaşımı bunlardan bahsedeceğiz. Sonra çevre ve toplum, afet afet türleriyle dersimizi bitireceğiz. Yani 87. sayfadan 170. sayfaya kadar kitabı şöyle kapatacağız sevgili arkadaşlar. İkinci kitabımızı açıyoruz. Sıfırdan ona konu anlatımlı soru bankası kitabımız sevgili arkadaşlarım. Tabii ki de gene burada da sayfa bazlı söylememiz gerekirse bitkilerden başlayacağız. Yani sayfa 98'den başlayacağız dünya ve Türkiye'de bitkiler dedik. Sonra nüfus, Türkiye'de nüfus. Göç, Türkiye'de göç. Ekonomik faaliyetler, ulaşım hatları yani küresel ortam, bölgeler ve ülkeler ünitesi. Sonra çevre ve toplum ünitesinde afetler ve afetlerin genel özellikleri, afetlerden korunma yolları, Türkiye'de ve dünyada afet türlerinden bahsedeceğiz ve bu iki kitabımızdan da bugün itibariyle tamamını çözebilecek düzeye geleceksiniz sevgili arkadaşlar. O zaman hadi bakalım dersimiz başlasın. Sevgili arkadaşlar, hemen şöyle ünite içeriğimize de bir bakalım. Ben bu ünite içeriğimizi yan tarafa şöyle koyacağım. Yan tarafa koyduktan sonra her bölüm bitişinde de göstermeye çalışacağım size. Şimdiki kısmımızda doğal sistemler, sonra beşeri sistemler, sonra küresel ortam, bölgeler ve ülkeler ve en sonda çevre ve toplum kısmıyla dersimizi noktalayacağız sevgili arkadaşlar. Hemen dünyada bitkilerle dersimize geçiş yapalım. Şimdi burada özellikle ağaç, çalı ve ot formasyonundan oluşan, canlıların büyük bir bölümünü oluşturan, fotosentez yapan ve tüketicilere besin kaynağı olan topluluğa biz bitki örtüsü, bitki topluluğu diyeceğiz. Tabii ki de dünyada bitki topluluğunun dağılışını etkileyen bir takım faktörler var. İklimin etkisi, yer şekillerinin etkisi, toprak faktörü ve beşeri faktörler. Özellikle biraz sonraki ifade edeceğimiz kavram haritamızda bunları da daha ayrıntılı göreceğiz. Mesela iklimde sıcaklığa bağlı olarak bitki toplulukları fizyolojik görünümlerini değiştirebiliriz. Mesela sıcaklık ve yağışın yüksek olduğu alanlarda geniş yapraklı ormanlar, sıcaklığın yüksek yağışın yetersiz olduğu alanlarda kurakçıl ot toplulukları dediğimiz topluluklar, yağışın yeterli sıcaklık farklılıklarının fazla olduğu, kışın sıcaklığın düşük olduğu alanlarda ise karma yapraklı ormanlar yer alır. Yağış miktarı sevgili arkadaşlarım fazla olan alanlarda bitki örtüsü daha gürdür. Yağış miktarının yetersiz olduğu mesela çöl iklim bölgelerinde bitki örtüsü daha seyrektir diyebiliriz. Rüzgar bitkinin görünümünü belirler. Bitkiler hakim rüzgar Yönüne doğru eğimlenir sevgili arkadaşlar bunu da unutmayalım. Bakın. Buradaki iklimin etkisindeki sıcaklığın bitki örtüsü üzerindeki dağılışı yatay ölçekteki dağılıştır. Yani Ekvator'dan kutup noktalarına doğru gittiğimizdeki bitki örtüsündeki meydana gelen dağılıştır. Ama yer şekillerinin bitki örtüsü üzerindeki dağılışını etkileyen faktör ise dikey doğrultuda gerçekleşen faktördür. Mesela dikey doğrultuda gerçekleşen faktör nasıl oluyor dersek şuraya şöyle sevgili arkadaşlarım bir dağlık alan çizersek çizdiğimiz bu dağlık alanlarda alt kesimlerde geniş yapraklı ormanları görebiliriz. Yukarı kesimlere doğru çıktığımızda geniş yapraklı ağaçlarla birlikte iğne yapraklı ağaçları görebiliriz. Karma yapraklı orman deriz bunlara. Daha yüksek kesimlerde sevgili arkadaşlarım iğne yapraklı ormanları ve en üst kesimde de dağ çayırlarını görebilmekteyiz. İşte bitkinin bir dağ yamacı boyunca yükseldiğindeki meydana gelen değişiminin temel sebebi dikey ölçekte sıcaklığın azalmasıdır sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte yer şekilleri ve dağların uzanış doğrultusu bitki çeşitliliğini arttırır. Türkiye'de mesela bitki çeşitliliği zengindi değil mi? Niye? Çünkü kısa mesafede yer şekilleri çeşitlilik gösteriyordu. Bakı bitkinin ışık isteğini belirler. Nasıl dersek şöyle. Şimdi Türkiye'de bakı güney yamaçtır. Şöyle yaptığımız zaman bu yamaçta ışık isteği yüksek bitkiler yetişecekken kuzey yamaçta ise ışık isteği düşük bitkiler yetişecektir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Toprak bitkinin büyümesi, besin maddelerini kökleri vasıtasıyla alabilmesi için önemlidir. Beşeri faktörler ise tahribatla ortaya çıkan ikincil türleri belirler. Mesela kızılçam ormanlarını tahrip ettiğimiz sonucunda maki toplulukları, makilerin tahrip edilmesi sonucunda garik toplu toplulukları, step bölgelerindeki orman örtüsünün tahrip edilmesi sonucunda antropojen bozkır toplulukları ve okyanusal iklim gibi geniş yapraklı ormanların tahrip edilmesiyle birlikte de Pisodo Maki topluluklarının ortama egemen olduğunu biz biliyoruz. Bu da beşeri faktörlerdeki tahribata bağlı olarak oluşan topluluklardır. Ve biz bitki formasyonlarını sevgili arkadaşlarım ağaç, çalı ve ot formasyonu olmak üzere dörde ayıracağız. Ağaç formasyonundan birincisi ekvatoral yağmur ormanları. Nerede görülüyor dediğimizde hemen şöyle bakıyoruz. 0 derece ile 10 derece enlemleri arasında görülen yıl boyu yeşil kalan yayvan yapraklı ormanlardı değil mi? Sevgili arkadaşlar hemen şuraya yayvan yapraklı diyeyim ve yıl boyu yeşil kaldığını bilin. Dünyadaki biyoçeşitliliğin en zengin olduğu alan burası. Amazon Havzası, Kongo Havzası, Endonezya, Malezya, Gine Adaları. İkinci orman alanımız ise ağaç formasyonunda muson ormanları. Nerede görülecektir? Güney ve Güneydoğu Asya'da görülecektir ve buranın en yaygın ağaç türü neydi tik ağacıydı sevgili arkadaşlar orta kuşağın karışık ormanları dediğimiz zaman aklımıza nere gelecektir okyanusal iklim gelecektir ve burada kışın ne yapacak bunlar yaprak dökecekler sevgili arkadaşlarım sıcaklığın düşük olmasından dolayı. Muson ormanları da kışın yaprak döker. Temel sebebi kuraklıktan dolayı. Bak buradaki soğuktan dolayı buradaki kuraklıktan dolayı yaprak döküyor. Batı Avrupa, Kuzey Batı Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kısmı, Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda sevgili arkadaşlarım burada özellikle orta kuşağın karma yapraklı ormanları içerisine yer alır. İğne yapraklı ormanlar sert karasal iklim bölgesinde yer alan tayga ya da boreal ormanlar olarak ifade edilmekteydi. Avrupa'nın kuzeyi diyebiliriz, Sibirya diyebiliriz ya da Kanada'nın kuzeyi diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada da Ladin, Göknar, Sarıçam türleri önemli topluluklar içerisinde yer almaktaydı diyebiliyorduk değil mi? Çalı formasyonu. Maki, Garik, Pisodo, Maki. Sevgili arkadaşlar burada özellikle şunu bilmemiz gerekiyor. Maki ve Garik türleri tabii ki de hangi iklim bölgesi dendiğinde Akdeniz iklim bölgesidir. Bunlar tahribatla genel itibariyle ortaya çıkmış türlerdir. Mesela burada sevgili arkadaşlarım yaban mersini, kermes meşesi, keçi boynuzu, yabani zeytin gibi türler Maki toplulukları. Burada lavanta, kekik, funda, yasemin ise Garik topluluklar olarak karşımıza çıkmaktaydı. Pisodomaki ise geniş yapraklı ormanların tahrip edilmesiyle birlikte ortaya çıkan türler olarak karşımıza çıkıyordu değil mi? Hemen bakalım maki ve garik toplulukları nerede görülüyor dendiğinde Akdeniz çevresi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kap bölgesi, Avustralya'nın güney ve güneybatı kısımları, Şili'nin ortası, Kaliforniya bölgesi maki ve garik topluluklarının görüldüğü alanlar olarak karşımıza çıkmakta. Pisodo maki ise özellikle buradaki orta kuşağın karma yapraklı ormanları var ya bu alanlarda görülebilir sevgili arkadaşlar unutmayalım. Geldik o topluluklarına o ot topluluklarında unutmayalım burada ya sıcaklıkta bir dengesizlik vardır ya da yağışta dengesizlik vardır. Savan mesela sıcaklıkta dengesizlik var. Neden? Çünkü 10 derece ile 20 derece enlemleri arasında görülüyor. Yaz döneminde sıcaklıklar çok yüksek olduğu için buharlaşma miktarı çok fazla. Bu yüzden de ağaç yerine ot topluluğu yetişiyor. Yani 10 derece ile 20 derece enlemleri arasında yer alan alanlarda biz savan topluluklarını görebilmekteyiz. Bozkır dediğimiz sitep iklim bölgesinde geven, çoban yastığı, çakır dikeni, yavşan otu, sığır kuyruğu gibi türlerdir sevgili arkadaşlarım. Karasal iklim bölgesi, Orta Asya, Anadolu'nun bulunduğu alan, Avustralya diyebiliriz. Birçok alanda bunu görebilmekteyiz. Bakın bu bozkır türlerini Amerika'da piriyeri ifadesi kullanılmaktadır. Dikkat edelim. Çayır ise yazı yağışlı Sert karasal iklim bölgesinde oluşan çayır üçgülü diyebiliriz, yonca diyebiliriz. Böyle yıl boyu yeşil kalan türlerden oluşur sevgili arkadaşlar. Mesela bizim ülkemizde Erzurum, Kars, Ardahan'ın bulunduğu alanda çayır örtüsüne rastlayabiliriz. Tunduralar, tundura iklimindeki görülen yazın bataklık ortamlarında oluşan ot topluluklarıdır. Hemen şöyle Sibirya'nın kuzeyi. Avrupa'nın kuzeyi, Kanada'nın kuzeyi, Alaska'nın kuzeyi ve Grönland'ın güney kıyı kesimlerinde tundra topluluklarının olduğunu söyleyebiliriz. Aslında burası eşittir iklim sevgili arkadaşlar. Değil mi? İklim. İklimi biliyorsan bunları da rahat bilebilirsin. Çöl bitkilerinde neler vardır dediğimizde burada kurak otlar otlar ve kaktüsler yer alır sevgili arkadaşlarım. Yani bu iki tür buranın hakim bitki örtüsüdür. Hemen Avustralya'nın iç ve batı kısmı, Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Orta Asya, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç kısmı. Burada mesela Şili ve Namibya'yı dahil edebiliriz. Buradaki bitki topluluklarının gelişmiş bir kök sistemi vardır. Yüzeyde görülen alanları kısıtlıdır. Bununla birlikte bünyelerinde su toplama kapasitesine sahiplerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki Türkiye'deki bitkilere baktığımızda Türkiye bitki çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Ve bu zenginlikte iklim çeşitliliği etkili olmuştur. İklim çeşitliliğini belirleyen durum ise kısa mesafelerde değişen yeryüzü şekilleridir. Aynı şekilde coğrafi konum faktörleri etkilidir. Jeolojik zamanlar boyunca görülen iklim değişiklikleri ve toprak türleri de Türkiye'deki bitki çeşitliliğinin zengin olmasındaki en temel unsurlardan bazılarıdır. Şimdi bitkiyle ilgili iki tane kavramımız var. Bunlardan bir tanesi endemik bitki. Nedir dersek nadir bitkidir sevgili arkadaşlarım. Relik bitki ise nedir dediğimizde kalıntı bitkidir. Geçmiş dönemlerden itibaren varlığını çeşitli alanlarda sürdürmüş olan bitki topluluklarına relik bitki diyeceğiz. Endemik bitki ise dünya sadece tek bir alanda görülecek nadir bitkidir. Mesela Ladin Normal bir ağaç türüdür. Ancak bunun önündeki Doğu Ladin'i diyorsa bu endemik türdür. Nerede görülüyor dediğimizde Doğu Karadeniz'de. Muğla ve çevresinde Fethiye Köyceğiz çevresinde sığla ağacı. Kasnak meşesi göller yöresinde, ıstıranca meşesi Zonguldak ve çevresinde, Datça Hurması, Datça ve Teki Yarımadası'nda, Kazdağı, Göknar'ı, Kazdağları'nda, İspir meşesi, Kastamonu, Yozgat'ta, mesela buraya bir de şunu yazabiliriz sevgili arkadaşlarım, ben yazayım, Anzer çayı sevgili arkadaşlarım, bu da gene endemik bir tür olarak karşımıza çıkmakta. Kalıntı bitki ise geçmiş dönemlerde, jeolojik dönemlerde, başka alanlarda uygun yaşama koşulları bulup, iklim değişikliklerine rağmen orada varlığını sürdüren bitkiler, verdiğimiz isimde. Mesela mamut ağacı, sığla ağacı, kestane, ladin. Ladin mesela nerede var dersek Amanos'larda var. Normalde ladin ağacı sevgili arkadaşlarım bizim ülkemizdeki en geniş yayılış alanı Karadeniz bölgesidir. Ama Amanoslardaki ladin relik bitki olarak karşımıza çıkmakta. Türkiye'deki bitki topluluklarını ağaç, çalı, ot formasyonunda şöyle bir parçalamamız gerekirse sevgili arkadaşlar mesela orman ve çeşitli çalılar diyor. Karadeniz bölgesine baktığımız zaman orman alanlarının geniş yer kapladığını görebilmekteyiz. Güney Marmara'da Bursa, Kütahya çevresi sevgili arkadaşlarım. Aynı şekilde Toros dağlarının bulunduğu alanlarda da orman türlerini görebilmekteyiz. Kızılçam ormanları ve çalılar yani Akdeniz iklim bölgesindeki kızılçam tahribatla oluşan maki ve garik türleri arkadaşlarım. Ege, Akdeniz ve Güney Marmara'da olduğunu görebilmekteyiz. Bozkır, Antropojen Bozkır ve Çayırlar. İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Ergene Havzası'nda görebilmekteyiz. Alpin çayırları ise dağların yüksek kesimlerinde görebiliyoruz. Bakın antropojen bozkırlar sitep iklim bölgelerindeki ormanların tahrip edilmesi sonucunda oluşmuş topluluklardır diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar doğal sistemlerdeki birinci kısmımız bitti. Türkiye'de bitkilerden yararlanma doğrudan ya da dolaylı şekilde gerçekleşir. Mesela doğrudan kereste üretiminde, kağıt üretiminde faydalanabiliyoruz. Ya da işte içinelerden faydalanabiliyoruz. Onun dışında sevgili arkadaşlar ...birçok alanda da bitkilerden... ...faydalanabilmekteyiz. Geldik... ...ikinci kısmımıza. Yani neresidir dersek... ...beşeri sistemler kısmımıza... ...nüfus, dünya, Türkiye'de nüfus, ekonomik... ...faaliyetler deyip devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Nüfusun tanımıyla... ...dersimize devam edelim. Sınırları... ...belirli bir alanda, belirli bir zaman... ...diliminde yaşayan kişi sayısına... ...nüfus denir. Ve geçmiş dönemden... ...günümüze kadar dünya nüfusuna... ...baktığımızda dünya nüfusunun sürekli... ...olarak değiştiğini söyleyebiliriz. Burada biz dünya nüfusunun... Ve değişimini işlemeden önce dünyada şu anda nüfus nerede seyrek buna sebep olan durumlar nelerdir bunlardan da biraz bahsedelim. Şimdi dünyadaki nüfusun dağılışını etkileyen iki tane temel faktör var. Bunlardan birincisi doğal faktör ikincisi ise beşeri faktörler. Doğal faktörlerde iklim. İklimin çok sıcak çok soğuk çok kurak çok nemli olduğu alanlar seyrek nüfuslu bölgelerdi. İklimin bir yerde ılıman olması nüfusunda sık olacağı anlamına gelebilirdi. Yer şekilleri müsaitliği varsa toprak yapısı müsait ...yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu alanlar seyrek nüfuslu... ...düz olduğu alanlar ise sık nüfuslu bölgelere örnek verilebilir. Mesela burada Himalaya dağları diyebiliriz. Biraz sonra göreceğiz. Toprağın verimli olduğu alanlar geçmiş dönemde tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü alanlar olduğu için sık nüfuslu bölgelerdir diyebiliriz. Kara ve deniz dağılışı. Kuzey yarımküredeki karaların oranı güney yarımküredeki karaların oranına göre daha fazla olduğu için kuzey yarımkürede nüfus güney yarımküreye göre daha fazladır. Su kaynaklarının fazla olduğu alanlar sık nüfuslu bölgelere örnek verilebilir. Beşeri faktörlerde, tarihi faktörler. tarım sanayi, madencilik, turizm, ulaşım ve ticaret gibi faktörlerin gelişmiş olduğu alanlar yoğun nüfuslu bölgelere örnek verilebilir. Hemen şöyle seyrek ve yoğun nüfuslu bölgelere örnek vermemiz gerekirse. 9 numara sevgili arkadaşlarım Grönland. Hemen bakıyorum. Soğuk iklim bölgesi seyrek nüfuslu. 3 numaraya geliyorum. Sibirya soğuk iklim bölgesi seyrek nüfuslu. 1 numaraya geliyorum. Alaska soğuk iklim bölgesi seyrek nüfuslu. Devam ettim. 12 numaraya geldim. Kanada soğuk iklim bölgesi seyrek nüfuslu. Devam ediyorum. 4 numaraya geldim. Orta Asya kuraklık. Çöl iklimi seyrek nüfuslu. 5 numaraya geliyorum. Himalaya dağları var. Yer şekilleri seyrek nüfuslu. Devam ettim. 8 numaraya geldim. Arap Yarımadası çöl iklimi seyrek nüfuslu. Aşağıya doğru yavaş yavaş iniyorum. 2 ve 11 numaraya geldim. 11 numara Kongo havzası bitki örtüsü yoğun. 2 numara Amazon havzası bitki örtüsü yoğun. Ve bu iki alanda Amazon ve Kongo havzaları da seyrek nüfuslu. 10 numaraya geldiğimiz zaman Ant dağları yeryüzü şekilleri seyrek nüfuslu. 6 numaraya geldiğimizde ise Avustralya çöl alanı seyrek nüfuslu bölgeler içerisindedir. 7 numara Afrika'nın kuzeyi çöl iklimi seyrek nüfuslu bölgelere örnek verilebilir. Peki yoğun nüfuslu bölgeler neresidir dediğimizde bir numara Amerika'nın doğusu sanayi, ticaret, ulaşım faaliyetleri gelişmiştir. 6 numarada kıyıda yoğun nüfus vardır sevgili arkadaşlarım. 2 numara Batı Avrupa sanayi hizmet sektörleri gelişmiştir. Devamında 3 numaraya geliyorum Güney ve Güneydoğu Asya tarım, ticaret, sanayi. 4 numaraya geliyorum Japonya sanayi ve teknoloji gelişmiştir. 5 numaraya geldik Endonezya, Malezya tarım ve sanayi. 6 numaraya geliyoruz sevgili arkadaşlarım arkadaşlarım. Kaliforniya ticaret, liman, sanayi bundan dolayı da bu alanda kıyı kesimde gelişmiştir. Yani yoğundur nüfus çünkü kayalık dağları vardı değil mi? Güney Afrika 7 numara kap bölgesi özellikle bu alanda sevgili arkadaşlarım nedir? Madencilik faaliyetlerinden dolayı yoğun nüfusludur. Güney Avustralya sanayi ve maden faaliyetlerinden dolayı yoğun nüfuslu. Bununla birlikte 9 numara Gine Körfezi maden özellikle Nijerya'yı diyebiliriz. Aynı şekilde tarım sık nüfus bölgelerdir Nil Vadisi 10 numara Mısır ve çevresi sık nüfusludur diyebiliriz. Tarımsal faaliyetlerden dolayı sevgili arkadaşlar. Geldik dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine. Tarihsel süreçte dünya nüfusuna baktığımız zaman sürekli olarak artış gösterdiği kabul edilmektedir. Ama velakin burada bazı dönemlerde bu artışta hızlanma bazı dönemlerde ise yavaşlama olmuştur. İşte dünyanın nüfusunun ani artışların olduğu dönemleri biz sıçrama dönemi deriz ve 3 tane ana sıçrama dönemi vardır. Bunlardan birincisi sevgili arkadaşlarım özellikle paleolitik dediğimiz dönemde avcılık ve toplayıcılıkla hay hayatımızı devam ettirdiğimiz dönemde yapmış olduğumuz kesici aletlere bağlı olarak nüfusumuz artmıştır. Çünkü hem besin değeri yüksek gıdaları tüketmişiz hem de doğadaki olumsuzluklara karşı bir üstünlük sağlamışız. İkinci dönem ise dünya nüfusunun sıçrama yaptığı ikinci dönem ise Neolitik dönemde tarımsal faaliyetlerle birlikte yerleşik hayata geçmemiz sevgili arkadaşlarım. Burada da kendimizi hem dış dünyadan izole ettik. Aynı zamanda sevgili arkadaşlarım besin değeri yüksek gıdaları tükettik. Bu da sevgili arkadaş Yaşar, dünya nüfusunun sıçrama yaptığı üçüncü dönem. Bir diğer dönem ise son dönem sanayi devrimi sevgili arkadaşlarım özellikle burada tıpta meydana gelen ilerlemelerin etkili olduğu söyleyebiliriz. Çünkü insanlar kırsal alandan kentsel alana göç ediyor yani önceki dönemlerde kırda yaşarken daha yoğun ölçekli kente bir göç var. Kentte de sağlık hizmetlerinde iyileşmeler yaşanıyor. Bu da ortalama yaşam süresinin uzamasına sebep oluyor ve dünya nüfusunun sıçrama yaptığı üçüncü dönemdir diyebiliriz. Birinci dönem alet yap. Yapımı, i̇kinci dönem tarım devrimi, üçüncü dönem sanayi devrimidir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Dünyadaki nüfus yoğunluğu haritası sevgili arkadaşlar. Şimdi nüfus yoğunluğuyla ilgili tek bir yoğunluktan bahsetmemiz gerekiyor. Nedir bu dersek hemen şuraya şöyle aritmetik nüfus yoğunluğu diyorum. Eşittir. Bir bölge ya da ülke diyebiliriz tamam mı? Buraya şöyle diyeceğim. Bu bölge ya da ülkedeki toplam nüfusun, bu bölge ya da ülkenin toplam, yüz ölçümüne bölünmesiyle ortaya çıkan ifadedir. Yani burada aslında şunu yapıyoruz. Biz kilometre kareye kaç kişi düşüyor? Kişi bölü kilometre kare diyoruz aslında arkadaşlar. Unutma aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla ya da az olması ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında hiçbir bilgi vermez bize. Mesela Hindistan'da, Bangladeş'te, Çin'de, Japonya'da bununla birlikte... Avrupa ülkelerinde aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır. Ama velakin Rusya'yı söyleyebiliriz, Avustralya'yı söyleyebiliriz. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'ni, Brezilya'yı, Kanada'yı söyleyebiliriz. Bu alanlarda da aritmetik nüfus yoğunluğu daha azdır. Bu ülkenin gelişmiş ya da geri kalmış olduğu anlamına gelmez. Yüz ölçümü ile nüfusu arasındaki ifadedir diyebiliriz. Şimdi geldik nüfusun sayımları yapıldıktan sonra ortaya çıkan piramitler nüfus piramitleri olarak karşımıza çıkmakta. Sonuçta biz dünya nüfusunu da sayıyoruz. Kır ve kent nüfus oranına göre. it. Bununla birlikte ortalama yaşam süresine göre ya da okur yazarlık durumuna göre sevgili arkadaşlar. Ve karşımıza böyle bir nüfus piramidi geldiğinde bakın şurada sıfır var. Hemen ben şöyle şu sıfırı yukarıya doğru götürüyorum sevgili arkadaşlar. Neden yukarıya doğru götürdüm dersem çünkü piramidin iki kısmı var. Bir kısmı piramidin erkek nüfusunu gösterir. Diğer kısmı ise piramidimizin kadın nüfusunu gösterir. O zaman ben erkek nüfusunu ve kadın nüfusunu toplarsam ülkenin toplam nüfusuna ulaşabilirim. Erkek ve kadın nüfuslarına da burada gayet ulaşabilirim. Nüfusun yaş gruplarına da ulaşabilirim. 0-15 yaş Burası sevgili arkadaşlarım genç bağımlı nüfus diye geçer. 15-65 yaş burası aktif ya da yetişkin nüfus diye geçer. Dinamik nüfus diye geçer. 65 yaş ve üstü ise yaşlı bağımlı nüfus diye geçer sevgili arkadaşlar. Yaş gruplarını da bildim. Piramidimizin üst kısmı yani buraya sevgili arkadaşlarım tavan kısmı diyeceğiz. Ne kadar yüksekse ortalama yaşam süresi o kadar fazladır. Piramidimizin alt kısmı taban kısmı ne kadar genişse doğum oranında o kadar yüksektir. Doğum ve ölüm oranlarını bulabiliriz. Nüfus hareketlerini bulabiliriz ve en önemlisi ülkelerin gelişmişlik düzeyleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz sevgili arkadaşlar. Ve bu piramitlerden karşımıza bizim 5 tane piramit gelecek. Bunlardan birincisi kenarları içe çökük nüfus piramidi. Bakın şuna dikkat edin. Şimdi şuradan şöyle 65 yaşı ben düz hat şeklinde hepsini de çiziyorum. Bakın 65 yaştaki değişimi gördünüz mü sevgili arkadaşlar? Bakın burada 65 yaşta ciddi anlamda bir azlık var değil mi? Hemen hatırlayın anlattığımız derslerde de. O zaman burada ne var? Yüksek ...ölüm oranı var değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle alt kısma geldim. Tabanda bayağı geniş. E burada da ne var o zaman? Yüksek doğum oranı var değil mi? Yüksek doğum oranı ve yüksek ölüm oranı varsa... ...bu az gelişmiş ülke piramidi olarak karşımıza geçmekte. Burundi, Angola gibi ülkelerin piramitleri bu şekildedir. Burada nüfus artış hızı azdır. Çünkü yüksek ölüm oranı var, yüksek doğum oranı var. İkinci ülke piramidimize geldiğimiz zaman... ikizkenar kenar üçgen piramidi sevgili arkadaşlarım. Bu gelişmekte olan ülke piramididir. Neden dersek... Çünkü piramidimizin üst kısmına baktığımızda yaşlı nüfus oranında bir artış var değil mi sevgili arkadaşlar? Bu işte ülkenin sağlık hizmetlerinin geliştiğini gösterir. Gelişmekte olan ülke piramidi bu şekildedir. Mesela buna örnek vermemiz gerekirse Hindistanı örnek verebiliriz. Şuna da şöyle Burundi diye yazayım sevgili arkadaşlar. Buraya baktığımızda ise son dönemlerde nüfus artış hızı azalmış bir piramit. Çünkü taban kısmı daralmıştır. Çin'i buna örnek verebiliriz. Geldik iki tane ülke piramidi sevgili arkadaşlarım. Bu iki ülke piramidi de gelişmiş ülke piramididir. Mesela buraya Fransa'yı örnek verebiliriz. Düşük doğum ve ölüm oranları. Buraya da mesela İrlanda'yı örnek verebiliriz ya da Rusya'yı belirli bir süre düşük doğum oranından sonra doğum oranlarının artış gösterdiği nüfus piramididir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik demografik dönüşüm modeli. Tabii ki de nüfusun sevgili arkadaşlarım tarihsel süreçte bir değişimi var. Tarihsel süreçteki değişim piramitleri de etkilemiştir. Ve baktığımız zaman genel itibariyle ülkelerin ilk baştaki piramitleri gelişmişlik seviyelerine göre yüksek doğum ve yüksek ölüm oranına sahip kenarları içe çıkık ikiz kenar üçgen piramididir. Ve bu ülkede sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte doğum oranları evet yüksektir ama ölüm oranlarında hızlı bir düşüş vardır. Bu da çok hızlı bir şekilde nüfus artışını beraberinde getirir. Ve ülkeler çok hızlı bir şekilde nüfus artış hızını yaşarsa hem sosyal hem ekonomik anlamda zorluklar yaşar. Bundan dolayı sevgili arkadaşlarım nüfus artış hızlarını düşürmek isterler. Devlet politikası dahilinde. Nüfus artış hızları düşmek isterse piramidimizin tabanı daralır. Doğum oranları düşmekte. Ölüm oranlarında yavaş düşüş var ve sevgili arkadaşlarım yavaşlayan nüfus artışı. Sonraki piramitlerimiz düşük doğum ve ölüm oranına sahip piramit ve sonra daha sonra tekrar yükselmekte olan doğum oranı ve ölüm oranları düşük olduğu yavaş nüfus artışıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunlar işte bizim demografik dönüşüm modeli içerisinde ülkelerin piramitlerinin sırasal bazlı kısmen de olsa değişimidir diyebiliriz. E geldik şimdi dünyayı işledikten sonra Türkiye'yi de işleyelim. Türkiye'de nüfusa geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nde İlk kapsamlı yapılan nüfus sayımı 1927 yılında yapılmış ve nüfus miktarımız 13.6 milyon olarak ifade edilmiştir. Tabii ki de geçmiş dönemlerde Osmanlı Devleti zamanında Fatih Sultan Mehmet döneminde nüfus sayımı yapıldığıyla ilgili ifadeleri tahrir defterlerinden biz kayıtlara geçirebilmişiz sevgili arkadaşlarım. Onun dışında 2. Mahmut döneminde nüfus sayımı yapılmış, Abdülmecit döneminde, Abdülaziz döneminde nüfus sayımları yapılmış sevgili arkadaşlarım ama Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk sistemli nüfus sayımı 1927 yılında 13.6 milyon kişi olarak sayılmıştır. Tabii ki de burada nüfus miktarımızın çok az olmasının temel sebebi savaşlardan çıkmamız. Ve erkek nüfusunda ciddi anlamda bir azlık kadın nüfusunda da fazlalığın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de Cumhuriyet'in ilk yıllarında sevgili arkadaşlarım nüfusla ilgili ifadelerde şunu yapmışız. Özellikle 1923-1960 dönemine geldiğimizde bu dönem sevgili arkadaşlarım Türkiye Cumhuriyeti'ndeki nüfus artış hızını arttırıcı politikalarımızın uyguladığımız dönemdir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım tamam mı? Şimdi burada nüfus artış hızını artırıcı politika uygulamışız ancak 35 ve 45 dönemleri arasında nüfus artış hızımız azalmıştır. Temel sebebi nedir dersek 2. Dünya Savaşı ve savaşın getirmiş olduğu ekonomik bunalım. 1945'ten sonra 1960 yılına geldiğimizde ülke nüfusunun artış hızı artmıştır. Çünkü burada hem savaş sona eriyor aynı zamanda hastalıklara karşı da ilaçlar geliştiriliyor sevgili arkadaşlar ve bundan dolayı da nüfus artış hızımız artmıştır diyebiliriz. Ve Cumhuriyet tarihinin en büyük nüfus artış hızı 1960'lı yıllarda gerçekleşmiş ve 60 döneminden sonra 80 dönemine kadar geçen süreçte Devlet Planlama Teşkilatı kurulup doğum kontrol yöntemleri yani nüfus planlaması yoluna gidilmiştir. Nüfus artış hızımız bu dönemde düşürülmüştür sevgili arkadaşlarım. Bakın ilk dönemde nüfus artış hızımızı arttırıcı politika uyguluyorduk. Daha sonraki dönemde nüfus artış hızımızı azaltıcı politika uyguluyoruz. Tabii ki de bu dönemde mesela Almanya'ya yapılan 1960'lı yıllarda işçi göçleri var ve devlet olarak biz bu işçi göçlerinin önünü de açmışız. 1980 2005 yılları arasına geldiğimizde nüfusta özellikle sevgili arkadaşlarım yani şurayı şöyle kesersem ben 1980-2005 yılları arasına geldiğimizde ise burada özellikle nüfus arttıralım mı azaltalım mı gibi ifadelerden ziyade nüfusun niceliğini koruyucu, niteliği iyileştirici politika uyguluyoruz. Eğitim durumları, sağlık hizmetleri, kırkent nüfus oranları gibi durumlar. Ama velakin burada yoğun ölçekte kırsal kesimden kentsel kesime göç yaşanıyor ve bu göçe bağlı olarak da sevgili arkadaşlarım nüfus artış hızımız azalıyor ve 2005 sonrasında nüfus artış hızımızı arttırıcı politika uygulamak istiyoruz ve Türkiye'nin 2020 yılı itibariyle nüfus artış hızı sevgili arkadaşlarım şöyle yapıyorum. Binde 5,5 olarak kayıtlara geçmiştir. Bu da nüfus artış hızının azaldığının en önemli göstergesidir diyebiliriz. Tabii ki de Türkiye'deki nüfusa baktığımız zaman Türkiye'de nüfus her yerde eşit miktarda, aynı miktarda dağılmamıştır. Türkiye'deki nüfusun seyrek ve Türkiye'deki nüfusun yoğun olduğu yerlere baktığımızda yıldız dağları Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu yerlerdir temel sebebi yer şekilleridir. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım Çanakkale Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Ulaşım ağına sapak kalması Biga Yarımadası'nda da yer şekillerinin engebeli olmasıdır. Menteşe yöresi nüfusun seyrek olduğu alandır. Dağlık sistemler yer şekilleri. Teke ve Taşeli Pilotosu nüfusun seyrek olduğu alanlardır. Bu alanlar karstik arazi olduğu için tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilemiştir ve nüfus seyrektir. Hakkari nüfusun seyrek olduğu alanlardan bir tanesidir. Bunun temel sebebi yeryüzü şekilleri. Erzurum, Kars platosu nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Sıcaklık değerlerinin düşük olması yani yükselti faktörü diyebiliriz. Bununla birlikte Sinop nüfusun seyrek olduğu yerlerden bir tanesidir. Buraya da gene yer şekilleri diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Çünkü şu alanda ne var? küre dağları var sevgili arkadaşlarım unutmayalım. Tuz Gölü çevresi nüfusun seyrek olduğu yerlerden bir diğeridir. Bunun temel sebebi de kuraklığın belirginliği olarak hissedilmesidir. E, gelin bir de sık olduğu yerlere bakalım. Mesela nerede demiş İstanbul, İzmit, Bursa, Çorlu, Sakarya Türkiye'deki nüfusun sık olduğu yerlere örnek verilebilir. Bunun temel sebebi özellikle sanayi, ticaret, ulaşım faaliyetlerinin gelişmesi. E şurayı ben yazayım. Neresi burası sevgili arkadaşlarım? Ankara. Neden nüfus sık? Çünkü burası idari kent statüsündedir sevgili arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Onun dışında İzmir, Aydın, Manisa nüfusun sık olduğu yerlerden bir tanesidir. Temel sebebi tarımsal faaliyetler var. Sanayi faaliyetleri var turizm faaliyetleri vardır sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Antalya ve çevresi turizm faaliyetlerinden dolayı nüfusun sık olduğu yerdir. Bak Teke platosu, Taşeli platosu, şurası Antalya Körfezi sevgili arkadaşlarım. Merkez kısmı burası. Adana, Mersin, Hatay, Antep şöyle hatta almışız. E burada ne var? Sanayi faaliyetleri var. E tarım faaliyetleri var, değil mi? Ticaret faaliyetleri de var. Burada nüfus sıktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Doğu Karadeniz kıyıları sık olduğu alanlardır. Özellikle tarımsal faaliyetler ve kıyıda sık olmasının temel sebebi yer şekilleridir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Geldik beşeri sistemlerde göçler ve göçlerin nedenleri. İnsanların herhangi bir sebepten dolayı yaşadıkları yeri terk ederek başka yere bakın dikkat kalıcı şekilde yerleşmesine ya da geçici şekilde yer değiştirmesine göç diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani insanlar ne yapıyormuş ya kalıcı süre gidecek bir daha gelmeyecek kardeşim ben bir daha gelmiyorum. Ya da gittim hop işim bitti tamam tamam döndük geri geldik diyeceğiz. Göçe neden olan faktörlere baktığımızda birincisi doğal nedenler. iklime bağlı nedenler mesela burada özellikle kuraklık olabilir. Erozyon, tarımsal verimi düşürür, su kıtlığı, su çok önemlidir. Birçok alanda kullanmaktayız değil mi? Toprağın verimsizleşmesi, deprem, doğal afetler, sel, doğal afet, çığ, heyelan, volkanik patlama, tsunami ve yangın göçe sebep olan doğal nedenler arasında yer alır. Siyasi nedenlere baktığımızda savaşlar, mübadele, siyasi baskılar, sınır değişiklikleri ve iç karışıklıklar. Ekonomik nedenler ise iş imkanlarının çeşitli olduğu alanlar, doğal zenginlikler, gelir dengesizliği, toprakların miras yoluyla parçalanması ve geçim sıkıntısı. Sosyal, kişisel nedenler eğitim, dini neden ler, kültürel farklılıklar, sağlık, daha iyi yaşam tercihi insanların bir yerden başka bir yere göç etmesine sebep olmuştur diyebiliriz. Hemen geldik göçle ilgili kavramlarımıza. Yapıldığı yere göre göçler sevgili arkadaşlar burada ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi iç ve dış göçler. Eğer ki biz Erzurum'dan kalktık, nereye gittik? Ankara'ya gittik. Tamam mı? E, ülke sınırları içerisinde yer değiştirdiğimiz için biz buna ne diyeceğiz? İç göç diyeceğiz. Erzurum'dan kalktık. Mesela nereye gidelim? Gürcistan'a gidelim sevgili arkadaşlarım. Bu da ne olacaktır? Dış göç olacaktır değil mi sevgili arkadaşlar? Ülke sınırları dışarısına yapıldı. Bu birincisi yapıldığı yere göre göçler. Sürekliliğine göre göçler. Ben Erzurum'dan ya da Erzurum demeyelim Hakkari'den turizm faaliyetleri için... Geldim 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 Antalya'ya gittim. Turizm faaliyetlerinde sezonu geçirdim, paramı kazandım, tekrar geldim, buraya döndüm. Bu işte sevgili arkadaşlarım geçici göç statüsündedir. Turizm olabilir, hayvancılık olabilir, tarım olabilir. Mesela Hakkari'den Adana'da pamuk tarımı için gittim ve bittiğinde tarım tekrar geldim. Ama velakin sürekli göç dediğimiz Hakkari'den kalkıyoruz, Ankara'ya geliyoruz. Bu sürekli göçtür sevgili arkadaşlar. Bunun bir de kademelisi var. Hakkari'nin mesela köyünden Hakkari'ye geliyorsun. Hakkari'den son sonra Ankara'ya geliyorsun. Bu da kademeli göç statüsündedir. Göçler istek durumuna göre gönüllü de olabilir, zorunlu da olabilir. Gönüllü mesela, daha iyi eğitim imkanları için büyük şehirlere gelmeniz gönüllü göçtür. Ama velakin bir savaş var, mübadele var, doğal afetler var. Bunlardan dolayı insanlar bulunduğu yeri terk etmek zorundaysa Burada da sevgili arkadaşlarım zorunlu göç diyebiliriz. Suriyelilerin ülkelerinden yapmış oldukları göç zorunlu göçtür. Geçmişten günümüze göç hikayelerinden birincisi Türklerin Orta Asya'dan göçü. Sevgili arkadaşlarım Türkler Orta Asya'dan çeşitli sebeplerden dolayı göç etmişti değil mi? Kuraklık vardı, boylar arası mücadele vardı, baskılar vardı değil mi? Ekonomik faaliyetler vardı, yeni yerler fethetme arzusu vardı. Bunlardan dolayı Orta Asya'dan hemen çevresine doğru bir göç hareketi vardı. Daha sonraki dönemde daha büyük alanlara doğru göç hareketi vardı. Ve batıya doğru giden Türklerin yapmış olduğu önündeki kavimleri iteklemesiyle Avrupa'ya doğru giden kavimler kavimler göçüne sebebiyet veriyordu. Yeni dünya dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey ve Güney Amerika burayı alabiliriz. Avustralya, Yeni Zelanda diyebiliriz. Bu alanlara coğrafi keşiflerden sonra 65 milyon kişi göç etmiştir diyebiliriz. İşçi göçleri sevgili arkadaşlarım sanayileşmiş ülkelerdeki iş ihtiyacını karşılamak için yapmış olduğumuz göçlerdi. Mübadele göçleri sınır değişiklikleri sonucunda ülkelerin vatandaşlarını karşılıklı olarak takas yaptığı göçtü. Beyin göçünde iyi eğitim almış bireylerin ülkelerinde yeterli çalışma ortamı bulamaması adına yapmış olduğu göçlerdi. Doğal afet göçleri deprem olabilir, sel, çığ olabilir değil mi? Bunlardan dolayı insanların bulunduğu alanları terk etmesi olabilir. Mesela Kırgızistan'da 1994 yılında yaşanan heyelan olayı sonucunda birçok insan bulunduğu yeri göç etmek zorunda kalmıştır. Aziz Sancar Bey'in göçüne örnektir. Mübadele göçü Cumhuriyet'in ilk döneminde Yunanistan'la Türkiye hükümeti arasında yapılan göç. 450 bin tane Türk'ün 1 milyon 200 bin tane Rum'un karşılıklı olarak yer değiştirmesi İşçi göçleri 1960 yılında Almanya ile yapmış olduğumuz işçi göçü antlaşması neticesinde Almanya'ya giden Göçler sevgili arkadaşlar. Sosyal olay ve savaş göçleri. Mesela Suriyelilerin bulunduğu alandan ülkemize ya da diğer dünya devletlerine gitmesi. Afganistan'dan 5000 Afgan'ın zamanında bizim ülkemize gelmesi sevgili arkadaşlarım. Bununla birlikte Doğu Türkistan'dan Türklerin ülkemize gelmesi savaş göçleri olarak ya da sosyal olay göçleri olarak karşımıza çıkmakta. Türkiye'de göçleri geldiğimiz zaman Türkiye'de göçleri iç ve dış göçler olmak üzere ikiye ayıracağız. İç göçlerden birincisi sürekli göçler. Yani ülkenin herhangi bir yerinden ayrılı insanların başka bir yere yerleşmesidir. Kademeli göç ise insanların önce yakın bir yerleşim alanına daha sonra da büyük bir şehre göç etmesidir. Mevsimlik göç ise sevgili arkadaşlarım tarım, turizm ve inşaat sektörlerinde çalışmak için insanların bulunduğu yerden belirli bir süre başka yere gitmesidir. Mesela bakalım şöyle. Antalya'da insanların mevsimlik göç alma nedenleri tabii ki de turizmdi değil mi? Hemen şöyle hatırlayalım. İstanbul'da sevgili arkadaşlarım inşaat diyebiliriz. Şöyle inşaat diye yazalım. Rize'de tarım diyebiliriz. Eskişehir'de mesela inşaat diyebiliriz değil mi? İnşaat sektöründe çalışmak için insanlar gelebilir. Çanakkale'ye geldiğimiz zaman turizm diyebiliriz sevgili arkadaşlar Manisa'ya geldiğimiz zaman tabii ki de tarım diyeceğiz Muğla'ya geldiğimiz zaman turizm diyeceğiz Ordu'da şöyle turizm diye yazalım Ordu'da tarım olabilir değil mi fındık tarımı için Bursa'da inşaat sektöründe çalışmak için insanlar gelebilir Mersin'e geldiğimiz zaman turizm diyebiliriz ve en son İzmir'e geldiğimiz zaman gene turizm faaliyetleri diyebiliriz tabii ki de İzmir'de inşaat sektöründe dahil edebiliriz sevgili arkadaşlar bilgimiz olsun şimdi bir de Sevgili arkadaşlarım bir kavram var. Net göç hızı haritası var. Yani bir merkezin, bir ilin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farka net göç hızı denmektedir ve net göç hızının artı olduğu alanlarda nüfus artar, eksi olduğu alanlarda nüfus azalır. Yani Ankara'nın vermiş olduğu göç almış olduğu göçten daha fazladır. İstanbul'un vermiş olduğu göç almış olduğu göçten daha fazladır sevgili arkadaşlarım. Unutmayalım. Şimdi Türkiye'deki dış göçlere baktığımız zaman Lozan Anlaşması ile mübadele göçü Yunanistan'la Türkiye 1 milyon 200 bin Rum 450 bin Türkiye sevgili arkadaşlarım karşılıklı olarak yer değiştirmiş. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika'ya yapmış olduğumuz işçi göçleri. Onun dışında 1979 yılında Sovyetler Birliği ile Afganistan arasındaki savaşlar neticesinde 5000 Afganın ülkemize gelmesi, 1980-90 yılları arasında Arap ülkelerine, Türk cumhuriyetlerine vermiş olduğumuz işçi göçleri, 1991 Yugoslavya'nın dağılmasıyla gelen Türkler, 1989 Bulgaristan baskısından yani hükümetin baskısından kaçan Türkler, 1997 Sırp zulmünden kaçan Boşnaklar, 1996-1997 Körfez Savaşı'ndan kaçan Irak mülteciler 2010 yılından sonra sevgili arkadaşlarım Suriye iç savaşından kaçan mülteciler yani 2011 yılından sonra Çin baskısından kaçan Uygur Türkleri de bizim dış göçler statüsünde almış olduğumuz işçi göçleri de vermiş olduğumuz göç grupları içerisindedir. Bak şunu unutma. İç göçler nüfus artışını etkilemez ancak dış göçler nüfus artışını etkiler. İkinci durum iç göçler nüfusun dağılımını dengesizleştirir bölgeler arasında. İç göçün sonucunda orman tarım mera alanları yerleşme ve sanayileşmenin işgaline uğrar ve yatırımlar sevgili arkadaşlarım e, Aksar fabrikalar kent merkezi içerisinde kalır sevgili arkadaşlarım bunu da unutmayalım. Peki göç alan ve göç veren yerlerde meydana gelen değişiklikler nelerdir? Göç alan yerlerde nüfus yoğunluğu artar gece kondulaşma artar, trafik yoğunluğu artar. Büyük şehirdeki arkadaşlarım bir yerden bir yere giderken trafikte ne kadar çok vakit geçiriyorsunuz değil mi? Aynen o şekilde. Altyapı sorunları artar. Ormanlar tahrip edilerek yerleşim alanları haline getirilir ve ülke içerisindeki göç alan yerlerde eğitim sorunları meydana gelir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında artış yaşanabilir. Doktor başına düşen hasta sayısında da artış yaşanabilir sevgili arkadaşlar. Peki göç veren yerlerde meydana gelen mekansal değişiklikler nelerdir dediğimizde göç veren yerlerde tarım ve hayvancılıkta üretim azalır. Kamu yatırımları kullanılamaz hale gelir. Nüfus artış hızı yavaşlayarak belirli bir süre sonra durma noktasına gelir ve nüfus azalmaya başlar. Evler harabeye döner. Boş kalan tarım alanları erozyona mağdur Varus kalarak verimsizleşir ve nüfusun azalmasıyla nitelikli iş gücü açığı oluşur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik ekonomik faaliyetler kısmına. Sevgili arkadaşlarım burada birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetler kısmından bahsedeceğiz. Birincil ekonomik faaliyet kısmı dediğimizde doğrudan üretim yani ham maddi üretim aklımıza gelebilir sevgili arkadaşlar. Burada tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve madencilik birincil ekonomik faaliyetteki iş faaliyet gruplarıdır. Mesela bir çiftçi, bir çoban, bir ormancı, bir balıkçı, bir madenci birincil ekonomik faaliyette çalışan kişilerdir. İkincil ekonomik faaliyette ise ham maddeden sonra üretim var. Yani ya ham maddeyi ya da yarı işlenmiş maddeleri mamül maddelere haline getirme işlemi. Yani imalat sanayisi maden işleme. Burada işçiler sevgili arkadaşlarım ya da marangozlar diyebiliriz. Üçüncül faaliyetlerde doğrudan bir üretim yoktur. Ancak İnsanlara hizmet sektörü önemlidir. Eğitim, öğretmen diyebiliriz, sağlık, doktor, hemşire diyebiliriz, turizm görevlileri, ulaşımda şoförler, bankacılar, güvenlik görevlileri ya da satış pazarlama uzmanları, sigortacılar, üçüncül ekonomik faaliyette çalışan kesimdir. Dördüncül ekonomik faaliyet ise daha yoğun ölçekte dijital kısımda çalışan insanlardır. Bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri arkadaşlarım, web tasarım uzmanları, reklam Uzmanları sevgili arkadaşlarım bunlar dördüncü ekonomik faaliyette çalışan kısımlardır. Burada da beşincil faaliyetler sevgili arkadaşlarım üst düzey yetkililer, genel müdür ve CEO diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve genel itibariyle ülkelerdeki çalışan nüfusun sektörel dağılımı gelişmişlik düzeyleri hakkında bize bilgi verir. Nasıl? İki tane ülkemiz var burada Ruanda ve Belçika sevgili arkadaşlarım. Ruanda'ya baktığımızda çalışan nüfusun sektörel dağılımında en fazla sektöre sahip olan kısım tarım sektörü sevgili arkadaşlarım. Daha sonraki süreçte Sanayi sektörü %8, hizmetler sektörü %26. Ama ve lakin Ruanda'nın ekonomik faaliyet kollarının ülke ekonomisine katkısına baktığımızda hizmetler sektörünün tarım sektöründen daha fazla katkıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Belçika'da ise tarım sektöründe çalışan kişi sayısı çok azdır oran bazlı, hizmetler sektöründe çalışan kişi sayısı oran bazlı çok fazladır. Bundan dolayı Belçika gelişmiş ülkedir. Ruanda ise az gelişmiş ülkedir diyebiliriz. Unutmayalım bir ülkede hizmetler sektöründe çalışanların oranı fazla ise gelişmiş, tarım sektöründe çalışanların oranı fazla ise az gelişmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik gene neler öğreneceğiz kısmımıza. Doğal sistemlerimiz bitmişti. Şimdi de beşeri sistemler bitti. Küresel ortam bölgeler ve ülkeler ile çevre ve toplum kaldı sevgili arkadaşlarım. Küresel ortam bölgeler ve ülkeler. Ulaşım atları Sevgili arkadaşlarım insanların mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere aktarılması işlemine ulaşım denir. Tabii ki de ulaşım geçmiş dönemden günümüze kadar gelişerek devam etmiştir. Karayolları dünyada bilinen en eski ulaşım ağıdır. İlk olarak patika şeklinde görülen bu yollar, sanayi devriminden sonra özellikle tekerlekli araçların kullanılması, geliştirilmesiyle birlikte de önemi artmıştır diyebiliriz. Deniz yolları kara yollarından sonra gelişme gösteren ve daha çok yük taşımacılığında kullanılan ulaşım ağıdır. Yani uluslararası ticarette yoğun ölçekte kullanmış olduğumuz ağ deniz yollarıdır diyebiliriz. Temel sebebi de şudur sevgili arkadaşlarım. Tek seferde çok fazla sayıda yolcu ve yükün taşınması. Bu bir. İkincisi unutmayalım. Güzergahta ani değişikliklerin yapılabilmesi. Üçüncüsü sevgili arkadaşlarım yol yapım maliyetlerinin olmaması deniz yolu ulaşımını ticarette daha cazip hale getirmiştir diyebiliriz. Demir yolları kara ve deniz yollarından sonra sanayi devrimi ile birlikte buharlı makinelerin icadına bağlı olarak gelişmiştir. Günümüzde sevgili arkadaşlarım hızlı tren projeleri vasıtasıyla demir yolunda da ciddi anlamda atılımlar yapılmıştır. Hava yolları ilk olarak Fransa'da ticari amaçlı olarak yapılmıştır. Daha sonraki süreçlerde de çok hızlı bir gelişme kat etmiştir. Şu anda sevgili arkadaşlarım hava yoluyla çok uzun mesafeleri çok kısa zaman diliminde ne yapabilmekteyiz? Gidebilmekteyiz. Mesela dünyada hava yolu yoğunluğunun fazla olduğu alanlar Avrupa diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya diyebiliriz. Demir yolu için Batı Avrupa diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri, ne bileyim işte Hindistan, Çin, Japonya diyebiliriz. Deniz yolu için ise Kuzey Atlantik yolu yani Avrupa ile Kuzey Amerika arası. İkincisi Avrupa Akdeniz Hint Okyanusu yolu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik dünyadaki önemli boğaz ve kanallar. Boğazlar doğal oluşumlu, kanallar ise insan eliyle yapılmış su yollarıdır. Mesela 9 numara Maçellan Boğazı demiş. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'na baktığımda hemen şurada 4 numara diye gördüm. Dover Boğazı 5 numarayla İngiltere ve Fransa arasında yer alır sevgili arkadaşlarım. Bering Boğazı tam bu kısımda 1 numara. Burada kim vardır? Alaska vardır. Şurada da Çüçki Yarımadası var. Rusya'nın toprakları yani Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı birbirinden ayıran kısım sevgili arkadaşlarım. Korint kanalına geldiğimde sevgili arkadaşlarım 2 numarayla görebilmekteyim. Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda yer alıyor. Daha yoğun ölçekli ticari gemilerin geçmesine sağlandığı bir kanaldır sevgili arkadaşlar. Cebeli Tarık Boğazı 10 numara İspanya ve Fas arasında yer alır. Malakka Boğazı sevgili arkadaşlarım Endonezya'nın Sumatra adasında yer alır. Aman burada korsanlar vardır. Dikkat edelim. Dikkat. Babül Boğazı sevgili arkadaşlarım 11 numarayla yer alır. Kızıl Denizi Aden körfezin oradan da Hint Okyanusu'na bağlar. Hatta ve hatta burada Yemen'deki iç karışıklıkların temel sebebi bu alanı kontrol altına almaktır diyebiliriz. Panama kanalı 12 numaradır ve mühendislik harikasıdır sevgili arkadaşlarım. 1900'lü yılların başında yapılmıştır. Kanalın ilk başlangıç kısmında Süveyş kanalını yapan Fransız şirket ele almıştır ama sonra şirket battıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri kanalı yapmıştır. Bu kanal açılmasıyla 9 numarada görmüş olduğumuz Magellan Boğazı bay bay demişiz. Neden? Çünkü ciddi anlamda yolda tasarruf var. Toplam buradan gidebileceğimiz yol ile buradan gidebileceğimiz yol arasında 13 bin kilometrelik fark var. Süveyş kanalına geldiğimiz zaman 6 numara sevgili arkadaşlarım Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlamıştır. Kiel kanalı Almanya'da yer alır sevgili arkadaşlarım 8 numarayla görürüz kuzey kısmında Danimarka vardır. Hürmüz Boğazı Allah'ın ne önemli bir boğaz. Neden? Çünkü burada petrol sevkiyatı günlük 16 milyon varil petrol ticareti yapılmaktadır. Bak Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb Boğazı, Süveyş Kanalı. Bu üçünü unutma petrol sevkiyatı için çok çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Geldik küresel ortam bölgeler ve ülkeleri de böylelikle bitirmiş olduk. Son kısmımıza çevre ve toplum sevgili arkadaşlarım afetler. Burada afet nedir dediğimizde mesela şöyle yazıyorum. Deprem bir afet midir sizce? Hadi bakalım ben yazarken bir yandan da düşünün ve cevap verin sevgili arkadaşlarım. Deprem afet mi? Tabii ki de sevgili arkadaşlarım deprem afet değildir. Nasıl değil hocam burada yazıyor diyebilirsiniz ama velakin bir doğa olayının afete dönüşmesi için etkili olduktan sonra çok fazla sayıda can ve mal kaybının yaşanması gerekir. Mesela Ankara'da yaşanan 3 şiddetindeki bir deprem afet değildir ancak Japonya'da yaşanan 9 şiddetindeki bir deprem afet diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki ifadelerde mesela dünyada yaşanmış şiddetli afetler var. Onlardan bahsedeceğiz. Türkiye'de görülen afetler ve afetlerin sonucundan sonra da sevgili arkadaşlarım dersimizi bitireceğiz. Şimdi bunlar nasıl oluyor dendiğinde şöyle. Hemen afetlere tekrar gelmeden önce sayfamı bir değiştireyim. Ne yazıyor burada? Haiti depremi diyor değil mi? 12 Ocak 2010 yılı. Kaç kişi ölmüş? 316 bin kişi ölmüş. Ne kadar büyük bir afet işte. İşte bu bir afettir sevgili arkadaşlarım. Bu afet olayı sonucunda çok fazla sayıda can kaybı yaşanmıştır. Sumatra, Endonezya'nın Sumatra alanında meydana gelen tsunami sonucunda 230 bin kişi hayatını kaybetmiş. Deprem ve depremden sonra meydana gelmiştir. Vargas seli ve toprak kayması 30 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bangladeş kasırgası 143 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Tankşan depremi 250 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Aşağı indim Allah'ım ne görüyorum. İspanyol gribi 20 milyon kişi hayatını kaybetmiştir sevgili arkadaşlarım. Koronavirüs salgını sevgili arkadaşlarım 3 milyon 208 bin 592 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu da sevgili arkadaşlarım 2 Mayıs hemen şuraya tarih yazayım. 2021 tarihinde almış olduğumuz güncel veridir sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. O zaman gelin şöyle afetleri biraz açalım. Deprem nedir dediğimizde yer kabuğunda meydana gelen salınım hareketlerini biz deprem diyorduk değil mi? Depremin bir yerde etkili olması için fay hatları ya da levha sınırlarıyla paralellik göstermesi lazımdı. Mesela Amerika'nın batısı, Asya'nın doğu kısmı Pasifik deprem kuşağı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Altta Sokyanus ortası, bununla birlikte Akdeniz ve Himalaya deprem kuşağı da deprem bölgeleri olarak karşımıza çıkmaktaydı. E Türkiye'de de Kuzey Anadolu fay hattı vardı, Doğu Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu fay hattı vardı değil mi? Tsunami nedir dersek Japonca'da liman dalgası olarak geçmekte. Okyanus ve deniz tabanlarında meydana gelen deprem, volkanizma ve heyelan olayları sonucunda meydana gelen dalgalara verdiğimiz isimdi. Mesela okyanus kenarlarında yer alan depremlerden sonra tsunami görülme ihtimali, şiddetinin yüksek görülme ihtimali çok daha fazladır. Mesela işte Pasifik deprem kuşağında meydana gelirse. Değil mi? Türkiye'de tsunami görülebilir mi? Tabii ki de görülebilir. Mesela en son yaşanan İzmir depreminde kıyıda tsunami görüldü ama yıkıcı etkiye sahip bir tsunami değildi sevgili arkadaşlar. Volkanik faaliyetler levha sınırları ile paralellik gösterecektir. Pasifik Ateş Çemberi yani Büyük Okyanus çevresini diyebiliriz. Atlas Okyanusu'nu diyebiliriz. Akdeniz çevresi ve Afrika'nın doğusunu diyebiliriz volkanik faaliyetler için sevgili arkadaşlarım. Kaya düşmesi ve heyelan eğimin fazla olduğu yerlerde, yağışın fazla ve toprak yapısının alt kısmında geçirimsiz bir tabakanın olduğu alanlarda görülebilmekteydi. Hatta ve hatta sevgili arkadaşlarım biraz önceki ifademizde şöyle bir heyelanla ilgili ifadeyi de görmüştük. Bakın şurada Vargas ve Toprak Kayması diyor. 30 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Yungay Toprak Kayması diyor. 18 bin kişi hayatını kaybetmiştir sevgili arkadaşlarım. Mesela Pele Yanal Dağı Felaketi diyor. 30 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Yani burada afetler ciddi anlamda yıkıcı etkiye sahiptir diyebiliriz. Onun dışında klimatolojik ve hidrolojik afetler sevgili arkadaşlarım. Sıcak soğuk hava dalgaları mesela etkili olduğu dönemlerde yaşlılarda ve çocuklarda can kayıplarına sebebiyet vermekte. Çin'de meydana gelen bir kur kuraklık olayı sonucunda 1 milyondan fazla kişi etkilenmiştir. Dolu, hortum olayları mesela Irma kasırgası sevgili arkadaşlarım hemen şuraya şöyle yazalım bu en önemli kasırgalardan bir tanesidir ki Meksika körfezinde etkili olmuştur sevgili arkadaşlarım. Burada da şöyle Florida eyaletine kadar gelmiştir. Ama ve lakin erken uyarı sistemleriyle Florida'da 6000 vatandaş bulunduğu yerden başka bir yere göç etmek zorunda kalıp can kaybını en asgari düzeye indirmiş. Yıldırım düşmesi aşırı yağışlar. Mesela böyle bir şey verdiğinde nereyi ifade edeceğiz sevgili arkadaşlarım? Güney ve Güneydoğu Asya'yı söyleyebiliriz. Sel olayları gene bunun sonucunda meydana gelecek. Buzlanma, hava kirliliği çığ diyebiliriz. Mesela Himalaya dağları. Alp dağları, kayalık dağları ve ant dağlarını ifade edebiliriz. Taşkınlar da ifade ederiz sevgili arkadaşlarım. Biyolojik afetler erozyon, toprağın üst kısmının süpürülmesi, tarımsal verimliliği azaltır. Bundan dolayı önemlidir. Orman yangınları mesela en güncel olarak maalesef ki Avustralya'da çok uzun süre boyunca meydana gelen orman yangınları sonucunda milyonlarca canlı hayatını kaybetmiştir sevgili arkadaşlarım. Böcek istilaları, çekilgeler falan son dönemlerde güncel olarak haberlerde görmüş olabilirsiniz. Salgınlar ki maalesef Sev koronavirüs virüs salgını sevgili arkadaşlarım. Burada bizim bu dönem için etkili olan afetlerden bir tanesidir. Ha bunun dışında mesela İspanyol gribi sevgili arkadaşlarım. 1918-1919 yılları arasında 20 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Yani salgınlar aslında geçmiş dönemden günümüze kadar hayatımızda hep var olan afet türleri içerisindedir. Yangınlar... Savaşlar mesela işte Suriye iç savaşı terör saldırıları göçler diyebiliriz sevgili arkadaşlar afet kısmına. Teknolojik afetler, maden kazaları, Soma'da 301 madencimizin hayatını kaybetmesi gibi. Biyolojik nükleer kimyasal silahların kullanımı, nükleer santral kazaları. Mesela 1986 yılında Çernobil nükleer santralinde meydana gelen patlamadan dolayı etkilenen Karadeniz kıyısı ülkeleri var. Ya da Japonya'da 2011 yılında meydana gelen depremden sonra Fukushima nükleer santralindeki meydana gelen sızıntı. Sanayi kazaları ulaşım kazaları. Mesela petrolün tankerler taşınma sonucunda tanker kazaları neticesinde binlerce ton petrolün deniz ve okyanuslara karışması bunu temizlemesi de ciddi anlamda maliyetli ve zordur sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de görülen doğal afetlerin görülme olanlarında en fazla görülen afetimiz bizim sevgili arkadaşlarım heyelanmış. Yanlış duymadınız heyelanmış. Hepiniz şöyle baktığınızda deprem gibi düşünmüş olabilirsiniz ama heyelan bizim ülkemizde en fazla görülen afetlerden birincisidir. Ha onun dışında sevgili arkadaşlarım ikinci kısımda tabii ki de deprem gelecektir. Devamında kaya düşmesiyle sel ve taşkınlar gelecektir. Sonra çoklu afetler Çığ ve diğer afetler diye ayrılabilir. Amma velakin sevgili arkadaşlar. Türkiye'de afet zede sayısına göre afet türlerinin oranına baktığımızda en fazla kısım maalesef ki deprem. Deprem ülkesiyiz ve depreme dayanıklı binalar inşa etmeliyiz. Ve depremle uyumlu bir şekilde yaşamalıyız. Bunun dışında tabii ki de heyelan, kaya düşmesi ifadesi, sel ve taşkınlar devamında gelen afetlerden etkilenen yani afet zede türleri. Tabii ki de burada afet yönetim aşamaları var. Bunlardan sevgili arkadaşlarım. Risk ve zarar azaltma birinci kısım. Sonra sevgili arkadaşlarım afete hazırlık, afetle müdahale ve iyileştirme dönemi dört dönemden oluşmakta sevgili arkadaşlarım. Afet esnasında ve sonrasında yetkili makamlardan gelecek bilgi ve yönlendirmeler sabırla beklenmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Aksi takdirde telaşlı ve ani hareketlerin, afetlerin yol açacağı olumsuzlukları daha da artıracağı sevgili arkadaşlarım unutulmamalıdır. Bilgimiz olsun. Ve geldik sizinle bugünkü genel tekrarımızın sonuna. Bugün sizlerle birlikte ikinci dönemi tamamıyla tekrar ettik sevgili arkadaşlarım. Dünyada bitkilerden başladık. Beşeri sistemler kısmı içerisinde nüfustan, göçten, bununla birlikte ekonomik faaliyetlerden devam ettik. Ulaşım sistemleri ve afetlerle genel tekrarımızı sonlandırmış olduk sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.